Arkadaşlar merhabalar. 11. sınıf Akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çember ve dairenin 3. videosundayız. Çemberde açının da ilk videosundayız. Evet ne anlatacağız size? Merkez açı ve çevre açıyı ve bunların sonuçlarını anlatacağız size. Kitabımızda da sayfa numarasını hemen şöyle bir bakalım. Sayfa numarası 160'ın sağ tarafı, 161, 162, 163 ve 164'ün sol tarafını yani teğet kiriş açıya kadarki olan kısmı anlatacağız. Ve bu dersin pdf'i videonun açıklama kısmında mevcut. Oradan indirebilirsiniz ya da kitaptan devam edebilirsiniz. E o zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberde açıya başlamadan önce öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çemberde açı ile ilgili merkez açı, çevre açı ve teğet giriş açı bunların üçü çok önemli. Bunların tanımlarını iyi bir şekilde bileceğiz. Geri kalanı teferruat yani bunların sonuçlarıdır. O yüzden bu saydığım 3 tane tanımı iyi bir şekilde bilmenizi tavsiye ediyorum. Tabi diğer sonuçları da böyle bildiğiniz zaman daha hızlı hareket edebiliyorsunuz. Ama önemli olan bu 3 madde. Bu 3 maddeyi iyi bir şekilde bildik daha sonra sonuçları da kendinizde çıkartabilirsiniz. Tabi sonuçları da bildik daha sonra da daha hızlı olmanız sağlanıyor sadece. Ama öncelikli olarak bu 3 maddeden ilkiyle başlayalım bakalım. Merkez açı. Evet çemberin ölçüsünün kaç derece olduğunu biliyoruz. 360 derece olduğunu biliyoruz. Çemberin ölçüsü 360 derece. Merkezden çıkan açıya da biz merkez açı adını veriyoruz. Bak merkezden çıkan açı. E hocam bu merkez açı ya. Normalde şuradaki kaç kaç derece 360 derece. E bizim çemberin ölçüsü de 360 derece. O merkez açıyla ilgili ne alakası var derseniz bu merkez açımız alfa ise gördüğü yayın ölçüsü de alfa oluyor. E zaten bu 360 derece ise tamamı da 360 derece değil mi? Oradan da aklınıza gelebilir. Yani merkez açının ölçüsü ya yani merkezin tanımı, merkez açının tanımı çemberin merkezinden çıkan açı demektir merkezden çıkan açı gördüğü yaya, yaya eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Evet özellik merkez açı gördüğü yaya eşittir. Hadi gel sorulara başlayalım. Şimdi şekilde o merkezi çemberde. Burası alfa verilmiş. BC yayı da 30 eksi beta verilmiş. Evet burası 30 eksi beta verilmiş. Ve AB yayı da 3 alfa artı 3 beta verilmiş. 3 alfa artı 3 beta verilmiş. Şimdi bu alfa ise gördüğü yaya, alfa olması lazım. Çemberin merkezinden çıkan açı olduğundan dolayı. E alfa 30 eksi beta eşit. Hemen yazalım. 30 eksi beta'ya eşitse alfa artı beta buradan ne geldi? 30 geldi. Bak burada ne var? 3 alfa artı 3 beta var. O zaman 3 alfa artı 3 beta denklemin her iki tarafını 3 ile çarparsam kaç çıkıyor? 90 çıkıyor. Yani burası 90 oldu. A şurada bir merkez açı var. X açısı isteniyor bizden. Gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. Yani x böylelikle kaç derece buluruz? 90 derece olarak buluruz x'i. Birinci sorumuz 90 çıktı. 2'ye geldik. Şekilde verilen o merkez çemberde BAD 40 derece verilmiş. Bir de OC ile CD birbirine eşit verilmiş. Şu ve şu. A şu dediğimiz yarı çap değil mi? Yarı çap uzunluğu en etkili silahımız Ama bunlarla ilgili herhangi bir eşitliğe alakalı bir üçgen yok bir şey yok. O zaman bir şey çizmemiz lazım. Bu arada bu yarı çap hocam bu da yarı çap bu da yarı çap. Yarı çapı şekil üzerinde göstermek özellikle yarı çapla alakası yerde bir eşitlik verildiğinde bizim için çok önemliydi. E baktık bir şey çizmemiz lazım. Şu eşitlerin mantığını kullanamıyorum o zaman. En etkili silahın neydi? Yarı çap. Al bakayım yarı çap çiz. Buraya çizmek değil. Çember üzerindeki noktalara çiziyorduk. Mesela D noktası çizince hocam bu da yarı çap. Yarı çap çizmeyle kalmasın eşitliğinde gösterin diye hep söylüyorum. E ee, gösterdikten sonra ana ne çıktı burada? Eşkenar 60 60 60 çıktı. Peki 40 sa bak x kenarlık var burada 40 kullanalım. 40 sa burası da 40 oldu. 40 40 80'den burası 100 oldu. Şimdi benden ADC yayı isteniyor. Bu yay. E hocam şurası 100. Merkez açıdan dolayı burası 100 yapar. Merkezdeki bu açıda 60 derece. Gördüğü yay da 60 derece yapar. 100 artı 60 160 derece mi oldu? Evet ADC yayını böylelikle 160 derece olarak buluruz. Cevap 160. Örnek 3'teyiz. Şekilde o merkezi çemberde ACB yayını vermiş. Bu yayın ölçüsünü 120 derece vermiş. Merkez açıdan dolayı burası da 120 değil midir? Evet. Bir de AB uzunluğu 4 kök 3 olarak verilmiş. E, sonra ne yapacağız? Ne yapacaksın? Yarıçapı çapı düşüneceksin. En etkili silahı yarıçap. Hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap. Ya çizmeye gerek yok yarıçaplar zaten verilmiş. A ikiz kenardır ve 120 derece. 30 30 123 gen çıktı burada. E 30 30 120 üçgenin özelliği A A iken A kök e, o zaman bu kenarlarda kök bölünmüş hali. 4 4 yapar. Dolayısıyla yarıçapı çapı 4 olarak buluruz. Evet 4'teyiz. 6, 8, 10 ve 12 yaşlarındaki 4 kardeş aşağıdaki gibi bir pizzayı merkez açıları yaşlarıyla orantılı olacak biçimde 4 dilim ayırmıştır. Hmm, merkez açıları yaşlarıyla orantılı. Ee, biri 6 alfa, 8 yaşındaki 8 alfa, 10 yaşındaki 10 alfa, 12 yaşındaki de 12 alfa şeklinde ayrılmış pizzalar. Buna göre yaşı 8 olan kardeşin payına düşen dilimin merkez açısı nedir diye soruluyor. E bunların hepsi bir merkez açı bak şurası kaç derece 360 derece. Toplayalım bu 36 alfa değil mi? Evet 36 alfa 360 derece olarak verilmiş ve alfayı böylelikle 10 derece buluruz. A benden yaşı 8 olan yani 8 alfa isteniyor. Alfa yerine 10 yazarsam eğer cevaba 80 olarak ulaşırız. Örnek 4 80 çıktı. Örnek 5'teyiz. Katlama sorusu. Bir önceki dersimizde de yani çember ve daire 2 dersinde de buna benzer bir soru yapmıştık zaten. Bir de açıda yapmak istedim bunu. Şimdi yukarıdaki şekil 1'de verilen O merkezi çemberde AB yayının orta noktası K'dır. Eyvallah. Taralı kısım AB boyunca katlandığında K noktası şekil 2'de gibi O noktasıyla çakışmış. Şimdi katlamayı gördüğümüz an ne yapıyorduk? Eski halinden eser yok şimdi deyip hop buraya doğru açıyorduk. Şunlar birbirine eşit verilmiş ve K noktası da burada. Katladığımızda da bu buraya gelmiş. Şimdi katlamak demek ne demek aslında? Arkadaş sen şuradaki şekli bu doğruya göre simetriğini alıyorsun. Yani öbür tarafa geçiriyorsun. Buraya buraya yani buradaki parça buraya aynen geliyor değil mi? Yani aslında bir doğruya göre simetriğini almış oluyoruz. E burada da K noktası boşu boşuna verilmemiştir. K noktası da oyunun üstüne gel gelmiş ya böyle. O zaman K'yı da işin içine katacağız. Şimdi bir noktanın bir doğruya göre simetriği demek. Hocam dik olacak ve bunlar birbirine eşit olacak demek. E o zaman bu mantığı burada kullanalım. Bu buraya gelmiş böyle katlamada. E o zaman bu doğruya göre simetriğini aldık ya. Hocam bunlar birbirine eşit. Ve burası dik olacak anlamına gelmiyor mu? Geliyor. E sonra ne yapacağız hocam? Çok güzel bir şey çıktı. Yani sıkıştığın zaman yarı çap. Düşün yarı çapı. Hocam yarı çap uzunluğu. Ben buraya x x dersem. a yarı çap uzunluğu ne oldu? 2x oldu. Bak bu da yarı çap. 2x. Bak bu da yarı çap. Bu da 2x. Ana Şurada bir üçgen çıktı. 90'ın karşısı 2x hangi açının karşısı x'tir? 30'un. E o zaman burası 60 çıkar. Aynı şekilde şuradaki üçgende de 90'ın karşısı 2x hangi açının karşısı x'tir? 30'un. Burası da 60 oldu. Alfa da o zaman kaç çıktı buradan? 120 derece çıktı. Eğer bizden şu yayın ölçüsü istenmiş olsaydı ya da bu yayın ölçüsü istenmiş olsaydı merkez açıdan 120 ise 120 yapacaktı burası. E hocam şurası istenmiş olsaydı katlamalı. Bu buraya geliyor zaten. 120 katlanmış halde yine 120 olur diyecektik. Evet örnek 5'i de 120 derece bulduk. Ve geldik çevre açıya. Çemberin çevresinden çıkan açıya biz çevre açı adını veriyoruz. İşte bu. Bundaki tanım da şu. Açı ve gördüğü yay. 1'e iki oran vardır. Yani açımız alfa iken yayda da 2 alfadır. Tamam. Bunu unutmayın. Bu da önemli. Bu tanım da bizim için gerçekten önemli. Niye hocam? Şöyle bir şey yapacak olursam. Hatta buraya e, X dersem X'e gördüğü yay 2X. Buraya da Y dersem Y ise gördüğü yay. 2X. E, 2Y yapıyor. Bakın dikkat edin ne çıktı? Alfa X Y 180. E, burada da 2 alfa 2X 2Y 360 çıkıyor. E, üçgene de çevirdiğiniz zaman da böyle şeyler de çıkabiliyor. Ama siz şunu bilin. Bilmemiz gereken şey ne? Hocam açımız alfaysa tanımını bilin yani. Gördüğü yay 2 alfadır çevrede yalnız çemberin çevresinden çıkan açıda bunu diyoruz. Tamam? Hemen çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir diye de söyleyebiliriz. Evet, bizim için evet açıda öncelikle şunu söyleyeceğiz. Hep söylüyorum. Merkez açı önemli. Çevre açı önemli. Bir de teğet kiriş açı önemli. Bunların hepsinde de açı ve gördüğü yaylar çok önemli. Merkez açıda gördüğü yayın ölçüsüne eşitlemiştik. Çevre açıda da açımız alfa ise gördüğü yay iki alfa demiştik. Bak burada ne var? Şekil çok karışık olabilir. Önemli değil. Sen açıya bakacaksın. Bak çevre açı. Çevre açık. Hemen gördüğü yay. Açı ve gördüğü yaya bak. 80 hocam. E burada da 20 derece var. 20 ise hocam burası 40. E sonra alfaya bakıyorsun. Hop şurayı görüyor. Yani 120 görüyor. Açı burası 2 alfa olması lazım. Yani açıyı böyle kaç buluruz? 60 derece olarak buluruz. Açı ve gördüğü yay 1'e 2'den dolayı. Buraya geldik. Bir merkez açı bir de çevre açı var. Çevre açı verilmiş ya. Verilenden gideyim. 60 ise gördüğü yay 120. E, merkez açı da gördüğü yayın ölçüsü eşittir. Direkt 120. Yani alfayı 120 derece buluruz. Sonra şurada bir özellik söylenmiş. Aynı yayı gören merkez açı çevre açının iki katına eşittir demiş. Yukarıdaki sorudan da belli zaten. Aynı yayı gören merkez açı çevre açının iki katına eşittir. Ya yani bunu özellik olarak ezberlemenize gerek var mı? Yok. Ya o yüzden buraya özellik olarak yazılıyor. Kitaplarda da yazılıyor ama. Ya bunlara bence özellik olarak almayın. Yani şurayı boşuna meşgul etmeyin. Çok da önemli değil. Kendin zaten rahat bir şekilde bunu buluyorsun. O yüzden ben bunu vermiyorum. Çarpı derken yanlış anlamında değil. Bilmeyin diye vermiyorum. Tamam. Bilmenize gerek yok yani. Geldik buraya. Hocam ne var burada? 65 var. Hemen gördüğü yayı yazabilirim. Burası kaç yapar? 130 yapar. Sonra ne yapacağız hocam? Buradaki alfa istemiyor. Hemen alfaya yoğunlaş. Hocam alfaya baktığım zaman ne çevre açı var ne merkez açı var. Hiçbir şey yok. O yüzden bir şey çizmeliyiz. Hocam ben bunu böyle uzatsam mı? Hayır kardeşim. Ne yapıyorduk? Çemberde bir şey çizeceğimiz zaman tamam o uzatmayla da çıkarabilirsin sonuca. Ulaşabilirsin. Ama bir tık daha uzun olur. Ama biz her zaman şunu söylüyoruz. Ne diyoruz? Silah. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Bunu unutma ya. En etkili silah yarıçap. Her yerde kullanacaksın. Bak, çemberde uzunlukta da, çemberde açıda da, dairede alanda da, çemberin çevresinde de hep en hep bunu kullanıyoruz ya. En fazla bunu kullanıyoruz. O zaman sorularda bir şey çizeceksen koy kalemini merkeze. Yap çizimini. Hocam buraya mı çizeyim? Yok, buraya mı çizeyim? Yok. Çember üzerindeki noktaya çizeceğiz. Yani buraya çizeriz. Ama çizmeyle kalmasın. Yarıçap eşitliklerini göster. Hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap. X kenar çıktı. O zaman burası alfa oldu. Bak burada bir o 130 derece vardı. 130 ve şurada da ne güzel bir şey oluştu. Ne var burada? Hocam merkez açı. 130'u görüyor. E 130. Ana. X kenar. Yani 2 alfa artı 130 eşittir. 180 ise buradan da bulabilirsiniz. Ya da X kenar ya, 180'den 130 çıkart. 50. 2'ye böl. 25. 25 çıkar. Yani alfayı 25 derece olarak buluruz. Cevap 25. Örnek 9'dayız. Şekilde O merkezli çemberde BAC 30 derece olarak verilmiş. Hemen 30sa gördüğü yay nedir? 60'tır. Ya hocam bu bize çap olarak verilmiş. E çap olarak verilmişse ne yapacağız biz burada? Arkadaş bu çapı kullanmamız lazım. Bir kere çemberin ölçüsü 360 derece. Çap tam ortadan kesip geçtiği için ne yapıyor? 180 derece 180 derece deyip iki eşit yarıya ayırmıyor mu? Ayırıyor. E o zaman alfa çıktı. Niye? Ba, alfa şuraya bakar mısın alfa bu yayı görüyor. 180 artı 60 240 giriyor. O zaman alfa kaç derece yapar? 120 derece yapar. Evet örnek 9'da bu şekilde oldu. Peki başka türlü çözebilir miydik? Evet bir başka türlü böyle çapı gören çevre artı 90 derece oluşturarak çözebiliriz ama e, onun şeylerini göstereceğim. Sonuçlarını göstereceğim. Sonuç içerisinde göstereceğim. İlk önce şu sonuçtan bahsedeyim. Aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşittir. Evet önemli bir özellik. Özellik demeyelim de buna isterseniz sonuç diyelim. Ee, kendiliğinden çıkıyor çünkü. Aynı yayı gören çevre açı gördüğünüz zaman bunlar birbirine eşit. Ben bu sonucu böyle ezberlemenizi istemiyorum. Niye? Biz her zaman ne diyoruz? Açı ve gördüğü yay bizim için önemli diyoruz. Mesela burada açı. Hocam alfaysa hemen gördüğü yaya bakarım 2 alfa. Sonra bir baktım ki burada da hocam bu açı burayı görüyor. 2 alfayı görüyorsa burası da alfa diyebilir miyim? Evet. Bak 2 alfayı gören aynı yayı gören açılar ne oldu orada birbirine eşit oldu. Ya da şuraya bir beta diyecek olursak beta ise gördüğü yay 2 beta e, açı yay ilişkisi 2 beta ise hocam burası da beta yapar deyip hemen aynı yayı gören çevre açıların eşitliğinden de ya da açı gördüğü yay açı gördüğü yay ilişkisinden direkt buradaki sonuca zaten ulaşabiliyorsun. Bu sonucu da bilmene gerek yok ama bu sonucu böyle anlatmak için bu şekilde kalsın üzerine çarpı koymuyorum. Çünkü biz bunu kullanıyoruz. E, açı ve gördüğü yer ilişkisinden yap bunu. E hocam şuradaki açıda 2 alfaysa burası da merkez açıdan dolayı aynı mı olur? Değil. Dikkat. Bu merkez olmuş olsaydı evet gördüğü yayın ölçüsü eşit olacaktı. İçerideki saçma sapan açılar merkez olmadığı sürece bizi ilgilendirmiyor. Daha doğrusu ilgilendiriyor da o da iç açı dış açı. Onu da anlatacağız. Sanırım bir sonraki videoda anlatacağız. Şimdilik onu kullanmanıza gerek yok. İçerideki açılar beni ilgilendirmiyor. İçerideki açılar nasıl ilgilendiriyor? Zamanı geldiğinde onu söyleyeceğim. Buradaki açıya da sakın merkez açı muamelesi yapmayın. Şuraya merkez demediği sürece içerideki şuradaki kesişen yerlerdeki açılara yoğunlaşmayın. E hocam buradaki açıyı nasıl bulacağız? Onu da sen üçgen bilgini de bulacaksın. Bak üçgen bilgini yine burada kullanıyorsun. E iki açı varsa iki iç açının toplama bir dış açı deyip buraya da alfa artı beta diyebilirsin. Tamam mı? Yani içerideki o saçma sapan açılar böyle Çevre açıdan merkez ya da işte merkez açıdan değil de merkez üzerinde olmadığı zaman bu şekilde üçgen bilgine de çıkarabiliyorsun. Sonra ikinci sonucumuza gelelim. İkinci sonuç da diyor ki çapı gören çevre açı 90 derece. Zaten bu basit ama bunu kullanıyoruz. Bunu bilmenizi tavsiye ediyoruz. Yani yıldız koyuyorum buraya. Bir önceki de yıldız koymamıştım dikkat et. Niye hocam çapı gören çevre açı 90 derece? Evet çemberin ölçüsü 360 derece. Çap 2 eşli yarıya ayırıyor. 180 180 diye. Şöyle şöyle. E o zaman hocam burada şu 180 ise çevre açı burası 90 yaptı. Bak çapı gören çevre açı 90 derece ya. Bu böyle de olabilirdi şöyle. Hocam bu bak burası da 90 derece. Ya da bu şu şekilde de olabilirdi şöyle. Bak dikkat et. Şu şekilde de olabilirdi böyle. Böyle de olsa hiç fark etmiyor. Yine çapı görüyor. Burası da 90 derece diyebiliriz. Bununla ilgili soruyu biraz önce şuraya bir dönüş yapayım. Hocam bu soruda da aynı şeyi kullanabilir miydik? Aynı tekniği kullanabilirdik. Bak şurada şunu şöyle çizip çapı gören çevre açı 90 derece oluşturabilirdik. E, 30 90 ise burası 60 yapar. 60 ise gördüğü yay kaç yapıyor? 120. 120 ise buraya 240 kaldı. 240 ise da 120 derece çıktı deyip bu şekilde de çözüm yapabilirdik burada. Ama gerek var mı? Gerek kalmadı burada. Kendiliğinden zaten soruyu sonuca ulaştık. Ama ee, bazı sorularda çapı gören çevre açı 90 derece olmasını da kullanıyoruz. O yüzden buna yıldız koydum. Böyle ek çizim tekniklerinden biridir. Özellikle ve özellikle çemberde uzunlukta karşılaşacağız. Böyle bir yarım çemberde bak şöyle sorularda karşılaşacağız. Şimdiden söyleyeyim. Yarım çemberde çapa dik çizilmişse eğer bu çap ya çapa dik çizilmişse tamam en etkili silahımız yarı çaptan da çıkar ama şunu da yapabilirsiniz. Çapı gören çevre açı 90 dereceyi yapınca a diklendik çizildi öklit bağıntısı deyip oradan da sonuca ulaşabilirsiniz. Bazen böyle özel durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Haberiniz olsun. Geldik bir sonraki sonuca. Bunu da bilmenizi tavsiye ediyorum. Paralel kirişler arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir. Sebep çok basit. Bak paralel kirişlerin ayırdıkları demiyorum. Paralel kirişlerin arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir. Yani bu ve bu. Sebebi çok basit. Arkadaş şunu şöyle çizersek. Bir z kuralı ulaştı mı? O karşımıza çıktı mı? Çıktı. Alfa dersem z'den dolayı burası da alfa. Alfaysa çevre açıdan 2 alfa. Alfa Alfaysa çevre açıdan 2 alfa. Gerçekten de eşit oldu. Ha ispatı kolay ama bilseniz bu da iyi olur diyeceğiz. Bilmeseniz de çıkartabilirsiniz bu arada. Sonraki de şu. Eşit girişlerin çemberde ayırdığı yaylar birbirine eşittir. Evet. Eşit girişlerin çemberde ayırdığı yaylar eşit. Niye? Sebebi de yine bizim nereden çıkıyor? Şu şeyden çıkıyor. Yarıçap bilgisinden çıkıyor. En etkili silahımız neydi? Yarıçap. Al sana yarıçap, al sana yarıçap. E hocam burada da bir yarıçap çizelim. Al sana yarıçap, al sana yarıçap. Yarıçapları çizince bak bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. Ve şu üçgenlere bakar mısınız? İkisi de aynı üçgen olmadı mı? Çizgi çizgi çizgi. çizgi. Kenar kenar kenardan eş oldu bunlar. Madem eş Burası alfa ise çift çizgiyi gören, çift çizgiyi gören burası da alfadır. Merkez açıdan dolayı burası alfa, merkez açıdan dolayı burası da alfa oldu. Aa güzel bir şey çıktı burada karşımıza. Ne çıktı? Gerçekten de eşit girişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşit oldu. Bununla ilgili çok güzel durumlar karşımıza çıkabiliyor. Yani illa aynı çemberde olmak zorunda değil. Farklı çemberlerde ama eş çemberlerde. Yani yarı aynı olan çemberlerde. Mesela bir tane daha aynı çemberi çizsem ben buraya. Aynı uzunluktaki çemberi çizsem. Burası çift çizgi ya. Bir tane de çift çizgi şurada çizsem. Bu çift çizginin ayırdığı kiriş de yine ne olmak zorunda? Buradaki ayırdığı yayla buradaki ayırdığı yay da eşit olmak zorunda. Hatta buradan bak gel senle güzel bir şey bulalım. Şöyle iki tane eş çember olsun. Tamam mı? İki tane eş çember olsun. İki tane eş çemberi böyle üst üste koyduğum zaman. Bak 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 dikkat et. Senle birlikte bak. ÖSYM'de sorabilir. İki tane çemberi üst üste koyduğum zaman adam geldi sana şurayı sordu. Hocam şu ve şu. Hilal şekli oluşturdu. Bunun çevresi nedir dedi. Bunun çevresi nedir biliyor musun? Bunun çevresi tam bir dairenin çevresidir. Sebebi nedir biliyor musun? Bak sebebine dikkat et. Bunların ikisi de eş çemberse eğer dikkat et. Sen bu kirişi çizecek olursan sen bu kirişi çizecek olursan ayrı ayrı düşün. Bir çemberdeki kiriş bu. Diğer çemberdeki kiriş de bu değil mi? Bunlar eğer eşse e o zaman ayırdıkları yaylar da birbirine eşit olacak. Ondan dolayı bunlar birbirine eşit oluyor. Yani buradaki yayla buradaki yay eşit olacak. E o zaman bizden x artı y istenirse şuraya x x buraya da y dersem x artı y çemberin çevresine mi eşit oldu? Evet dik o yüzden buna dikkat et. Çok da güzel bir şey oldu burada. Bu yaylar eşit hatta şurası y iken burası da y oluyor. Evet sonuçları da bitirdik. O zaman gel sorulara Şekilde verilen o merkez çemberde BDC açısı 40 derece olarak verilmiş. O zaman 40 gördüğü yay falan diyebiliriz böyle. Oradan yapabiliriz. Yani 40 gördüğü yay hocam 80. E bunun tamamı 180 olacak ya. O zaman buraya 100 derece deyip 100 ise alfayı da bu şekilde bulabiliriz. Birinci yol bu. İkinci yolda şu. E hocam bu nedir? Çap. Çap olduğu zaman çapı gören çevre açı 90 var mı diye bak. E çapı gören çevre açıp bak burası 90 derece. E 40 90 burası kaç derece yapar? 50. Niye? Şuradaki dik üçgenden dolayı. O zaman hocam 50'yi bulduk ya burada. Açı ve gördüğü yaya bakalım. 50 ise gördüğü yay 100 yaptı. E 100 ise burada da bir çevre açı var. Alfa da 50 derece yapar mı yapar. Yani örnek onu 50 bulduk. Geldik 11'e. Ooo bir ne hocam bu falan deme. Bakalım şimdi olaya. P diye bir şey tanımlanmış burada. Paralel kirişler arasında kalan yaylar eşittir. Bir önerme tanım, tanımlanmış. Q eşit kirişlerin çemberde ayırdığı yaylar eşittir. Çapı gelen çevre açı 180 derecedir demiş. Buna göre bu önermelerin doğruluklarına ve yanlışlıklarına bakalım değil mi? Paralel kirişler arasında kalan yaylar eşit mi? Evet eşit değil miydi? İki paralel kiriş arasında kalan yaylar eşit. Doğru. Yani P ne bulduk o zaman? 1 bulduk. Doğruysa 1 yanlısı 0'dır. Eşit girişlerin çemberde ayırdığı yaylar, eşit girişlerin çemberde ayırdığı yaylar neydi? Birbirine eşitti. E o zaman bu da doğru. Bu da bir. Çapı gören çevre açı 180 derecedir. Hayır. Çapı gören çevre açı 90 derece olacaktı. E o zaman bu da yanlış oldu. Yani bizden ne isteniyor? P 1 veya Q'nun değili. Q'nun değili. Birinin değili ne yapıyor? 0 ve R yani 0. Bu 0 ve 0 ne demek? Hani 0 çarpı 0 şeklinde gibi düşünüyorduk. Bu 0. Yani 1 veya 0 oldu. 1 veya 0 da neye eşit oluyor? 1'e mi eşit oluyor? Aynen öyle. Evet. Bunun doğruluk değeri nedir diye soruluyor zaten bize. Bir çıktı. Örnek 11'e 1 olarak bulduk. Geldik örnek 12. Hakan öğretmen geometri dersinde aşağıdaki etkinliği yaptırmıştır. O merkezli bir çember çiziniz. Hemen çemberi çizelim. Şöyle bir O merkezli çemberi çizdik. Ne diyorsa yap kardeşim. Çember üzerinde alınan bir A noktası işaretle şöyle bir A noktası işaretleyip eşit uzunlukta AB ve AC kirişlerini çiziniz. Eşit uzunlukta AB'yi ve AC'yi çizdim ve şunlar birbirine eşit. AB yayının ölçüsü 100 derece e, olarak belirleyiniz. Buna göre öğrencinin yaptığı ilkinde de BAC açısı kaç derecedir diye soruluyor bize. E şimdi kirişler eşitse o zaman ayırtılığı yaylar da birbirine eşittir yani burası da 100'dür. 100 100 200 o zaman buraya kaç kaldı? Hocam 160 kaldı. çevre açı. Merkez açı. Pardon çevre açı. Çevre açıdan dolayı yarısı olacak. Yani burası 80 derece olacaktır. Cevaba 80 olarak ulaşırız. Bir sonraki soruda. Evet. BAC açısını 15 derece vermiş. Bir kere burada ne var? Şekilde verilen bir çap var mı? Valla çap. Sakın şunu deme. Hocam çapı gören çevre açı 90 derece. Çap dememiş. Şurası çemberin merkezi dememiş. Ya da AB çap dememiş. Sadece ve sadece AB ile CD'yi birbirine paralel vermiş. Öyle. Burası çap gibi düşünüp kafanızdan bir şeyler uydurup buraya da 90 derece dememeniz lazım. Yapılan en çok hata budur zaten. Sakın ama sakın bunu yapma. Sadece şunlar paralel vermiş. E, Paralelse 15'te gördüğü yay 30. E, paralel kirişler arasında kalan yaylar eşittir. Burası da 30. Ya da Z'den dolayı burası da 15'tir hocam. Deyip 15'te burası da 30 diyebilirdik. Bizden ne isteniyor? AFB ve CED. Evet şu yayların toplamı isteniyor bizden. E tamam basit. Ne yapacağız burada? Hocam buraya bir A buraya bir B dersem. A artı B artı 30 artı 30'un. Ben 360 olduğunu biliyorum. Şu ikisi 60 A artı B'yi de o zaman buradan ne bulurum? 300 olarak bulurum. Yani cevap böylelikle 300 çıkar. Bir sonraki soruda. Evet şekilde verilen O merkezli yarım çemberde. Bunlar birbirine paralel vermiş. Şu ve şu birbirine paralel. O zaman arasında kalan yaylar birbirine eşit. Ya yani paralellik ve eşit girişler önemli diyebiliyoruz. Onları bilmek lazım. Arasında kalan yaylar ve de eşit girişlerde ayırtlı yaylar birbirine eşit diyorduk. Şimdi burada 20 ise gördüğü yay nedir? Hocam 20 ise gördüğü yay 40'tır. E bu yayla bu yay eşit. O zaman burası da 40'tır. E şimdi burada alfayı bulacağız. Alfayı yapacağız. İki seçeneğim var. Normalde yarım çember verilmiş. Biz tam çembere tamamlayıp oradan da yapabiliriz. Hocam burası 180. Bak alfa nereye giriyor? Hop 180 artı 40 giriyor. 220 alfa 110 buluruz. Ya da burada hocam çap var ya. Yani çapı gören çevre açı 90 dereceyi de oluşturabiliriz. Şöyle çapı gören çevre açı 90 derece oluşturursam eğer. E burada kaç kaldı? E bu da 40 görüyor. Yani burası da kaç derece yapar? 20 derece yapar. Yani toplamda böylelikle 110 dereceyi bu şekilde de bulabiliriz. Tamamıyla size kalmış dostlar. İstediğiniz şekilde istediğiniz çözümü yapabilirsiniz. Hangisi olursa ama genelde biz böyle Yarım çemberi ya da çeyrek çemberi böyle tamamlamamayı tavsiye ediyorduk. Çünkü verilen bilgiler şekil üzerinde yeterli oluyordu. Tamamladığımız zaman e, bazı soruları, çoğu soruyu hatta çok da e, uzun yollu çözüm aramış oluyoruz. O yüzden bu şekilde genelde tavsiye ediyoruz. Evet geldik örnek 15'e. 15'te 20 ise gördüğü yay 40. Hocam yarım çember ya tamamlarım. Burası 180 yapar. Alfa burayı görüyor 220 alfayı 110 diye söyleyebiliriz. Evet yukarıdaki soruyla hemen hemen aynı. Ya da ne yaparız? Ya hocam yarım çember ya burada bir çap var ya. Çapı düşünerekten şunu yapabiliriz. Çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluşturabiliriz. Hop çizdim. Çapı gören çevre açı 90 derece dersek. Ki dersek derken 90 derece zaten. E zaten burada kaçı kaldı? Bu da 40 görüyor. Burası da 20 derece olur. Toplamda burayı da kaç derece olarak buluruz? 110 derece olarak bulmuş oluruz. Yani cevap 110 çıktı. Şimdi nereye geldik? Teğet giriş açıya. O da bir sonraki videonun konusu olsun. Yani bir sonraki dersin konusu olsun. O zaman bir sonraki derste teğet giriş açı dersinde. Yani ağırlık olarak teğet giriş açıdan bahsedeceğiz. O derste görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.